Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir GTA 5 videosuna daha hoş geldiniz. Bu Gerçek mi Değil mi adlı yeni serimizin ilk bölümü olacak. Bu seride sizin bana söylediğiniz ve internetten bulduğum iddiaların gerçekliğini değerlendireceğim. Oyunların içinde mekanlara gidip, belli zamanlarda belli yerlere gidip bu yerlerde araştırmalar yapacağım. Ve bu da ilk bölümümüz. İlk bölümümüzde tüneldeki sesleri araştıracağız. O yüzden lütfen eğer benim araştırmamı istediğiniz konular varsa bunları yorumlarda belirtin. GTA 5'te olsun, San Andreas'ta olsun, Fallout'ta olsun, Red Dead Redemption ve LA Noire'da olabilir. Ama Red Dead Redemption ve LA Noire'da araştırmamı istediğiniz konuları Kıbrıs'a dönünce araştırmak zorunda kalacağım. Çünkü PlayStation 3'üm orada. Ancak onların üzerinden araştırabileceğim. Bu videonun konusu da tünellerdeki Redman. Baştan dönüyoruz bu konuya. Aşağısı oldukça karanlık görünüyor. İlk önce aşağıya girip bir bakmak istiyorum. İnsanlar belki yeryüzünden gelen sesleri karıştırmış olabilirler başka şeylerle. Çünkü onlar çok karışıyor tünelin içinde duyabileceğimiz seslere. Buranın içinde her ne varsa göremiyoruz. Kapalı, kapıdan da girilmiyor. İlginç bir şekilde daha kimseyi göremedik buranın içinde. Halbuki birilerinin buralarda çalışmasını beklerdiniz. Konteynerler falan duruyor. Bu bölge olduğu gibi terk edilmişe benziyor. Acaba neden terk edildi? Ya biliyoruz. İçeriği az çok görebiliyoruz kenarlarını. Adım attığımız zaman yankı yapıyor. Sesin yankısını duyuyoruz baştan. Sesin yankısı da bize birazcık daha farklı bir tonda geliyor. İnsanlar bunu başka şeylerle karıştırıyor olabilir. Ama internette birçok video gördüm. Tünellerde bulunan canavarla alakalı. Açıkçası öyle bir şey varsa ben de görmek isterim. Ve en azından insanlara neyin bunu düşündürdüğünü görmek isterim.
Şu kısım kapalı. Şu kısım beni oldukça meraklandırıyor açıkçası. Çünkü şurayla aynı şekilde gidiyor. Yani burayı neden acaba kapatmak istemişler? Daha ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyordum orayı. Burada çalışmalar devam ediyor. Burası terk edilmemiş. Aynen, insanlar var. Belki insanlar çalışma seslerini duyup başka bir şey zannetmiş olabilirler. Çünkü az önce geldiğimiz yer olduğu gibi terk edilmişti. Oranın tamamen terk edilmiş olduğunu görünce belki tünellerin geri kalanının da terk edilmiş olduğunu varsayıp buraya gelip insanları görünce direkt geri kaçmışlardır korkudan. Bilmiyorum, olabilir. Daha önce oluyordu öyle şeyler. Bu tünelleri bir kaçış görevinde kullanmıştık. Bir görevin sonunda kaçarken kullanmıştık. İlk heist görevimizdi sanırım. Buralarda kesinlikle paralar var. Fareden var mı bilmiyorum ama kesinlikle fareler var. Az önce bir tane fareyi vurdum diye polis peşime takıldı. Fareyi vurdum diye. Nereye kaçıyor bu adam? İlginç. Buradan trenler gelip geçiyor. Burası aktif bir hat. Ama bu istasyonda durmuyor sanırım trenler. Bu tarafta çıkış var. Ben dışarı çıkmak istemiyorum. Birazcık daha bakmak istiyorum etrafa. Buradan gidelim de metro falan çarpmasın. Tren geldiği zaman çarpmasın. Su damlalarının sesini duyuyorum. Onun dışında duvarların arasından ses geliyor sanki. Duvarların içine doğru. Oraya girebiliyor muyuz? Şu anda bir ses duyuyorum ben de. Tren sesi dışında.
Ne oluyor lan? Yukarıdan mı geliyor acaba? Anlayamadım ki. GTA 4'te metrolarda kan izleri vardı yerlerde. Kurumuş kan izlerini görebiliyordunuz. Bunda da öyle bir şey var mı merak ediyorum. Zaten Redman gizeminin kendisi de GTA 4'ten geliyor. Şuraya gireyim ben. Bazı sesler geliyor, evet, ama yani ciddi ciddi şekilde, yani ciddi bir şekilde acaba bu tünellerde bir şey mi var diye düşündürecek şeyler değil. Burası kanalizasyon tünelleri mi? Deep water diyor, derin su diyor. Kanalizasyon tünellerine geldik. Tamam, ses buradan geliyor. Sular falan damlıyor. Az önce şurada suyun içine bomba atmak isterken öldüm. Ne kadar derin olduğunu bilmiyorum ve talasofobim olduğum için de içine girmeyeceğim suyun. Şundan çekil ama şunun ne kadar derin olduğunu biliyorum. Derin değil. Hani içine batmıyorum iyice. Tren geçiyor. İlk önce şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Eğer dışarı çıkıyorsa dönüp baştan aynı yere devam ederim. Şurası nereye gidiyor? Burası da bilinmeyen bir yere gidiyor. İlk önce buradan devam edeceğim. Burası bir yere çıkmazsa diğer taraftan devam ederim. Orada yine birisi çalışıyor. Aynen çalışıyormuş. Bazen yerin altındaki tünellerde yaşayan evsiz insanlar oluyor. GTA 4'te vardı. Bazı insanlar onu Redman'le veya başka bir yaratıkla falan karşılaştırıyor. Bakın fareler her yerde. Adamın umurunda değil tabi. Adam burada çalışıyor, ekmeğini kazanıyor. Burası az önce geldiğimiz metro istasyonu. Yeni yapılan metro istasyonu. Çalışmalar var. Demek ki burası dışarı çıkmıyormuş. Çıkış diyor ama direkt kanalizasyona iniyor. Burası tünelin sonu. Bundan sonrası karanlık. Yukarı tırmanabiliyor muyuz?
Yukarı tırmanamıyor muyum? Daha net bir görüntüye sahip olabilelim. Mesela bu gibi yerler beni aslında şüphelendiren yerler. Hani bu gibi yerler yüzünden oyunda şu ya da bu yaratık yok diyemiyorum. Çünkü buradan devamlı göremiyorsunuz. Sniper tüfeğini alalım bir. Şu parmaklıkları şey yapmışlar. Tek bir model olarak yapmışlar. Yani şuraya ateş ettiğiniz zaman şey yapmıyor. Arkasına gitmiyor. Orada takılıyor. O sıkıntı. Şunlar ne onu merak ediyorum. Bunlar ışık mı? Aynen. Bu ışıklar tuhaf tuhaf yansımalar sebep oluyorlar. Demek ki o sesler bunun içinden geliyor orada. Yan taraftaki metro çalışmaları olan tünelde duyduğumuz sesler, o tuhaf sesler, nereden geldiğini anlayamadığımız sesler. Hani ben diyordum ya, duvarların arasından geliyor diye. Onlar buradan geliyordu demek. Ama bu tüneller çok karmaşık. Baksana her yer çok karanlık. Bir de sürekli yeni yerler falan açılıyor tünellerde. Araba zaten pekmezini çıkarmışım. Daha fazla işkence yapmaya gerek yok. Şurası zaten çıkmaz yer. Buraya girebiliyor muyuz? Hayır. Arkası var mı? Bakın arkası var sanki. Arkasında bu... Sanki arkasında bir şey yokmuş gibi bir ses geliyor. Hani mesela şuraya vurduğum zaman ya normal yumruk atsana. Neyse. Duvara falan yumruk attığınız zaman arkası doluymuş gibi ses veriyor. Yani boş değil. Ama kapının arkası boş. Yani yeni bir odaya açılıyor olabilir. Ve bu gibi yerler beni çok şey yapıyor işte, şüphelendiriyor. Daha önce de dediğim gibi göremiyorsunuz ne olduğunu. Burası şey mi peki? Evet. Buraya belki daha sonra açabilirler. Terk edilmiş madeni açtıkları gibi, ki oraya da gideceğim daha. Daha sonra oraları da inceleyeceğim. Bakın aynen böyle bir yerde işte. Az önce gördüğümüz yerde böyle bir yerde. Şu parmaklıkların arkasına geçemiyorduk. Burayı da aynı model yapmışlar zaten. Şurası kapalı değildi ama burayı kesmişler bir şekilde. Birisi kesmiş burayı. İlginç. Araştırmaya devam. Bunlar ne? Bunlar moloz mu? Çamaşıra benziyor çünkü molozdan çok. Yani kırılmış dökülmüş bir yer yok burada. Taşa toprağa falan da benzemiyor. Bayağı bildiğiniz çamaşır örtüye falan benziyor. Şunlar aslında kablo mu kumaş mı anlayamadım onları ama. Ya şunlar çamaşırsa şunlar da falan da kumaştır herhalde. Uşak falandır. Buralarda birileri yaşıyor veya en azından yaşıyormuş. Onu anlayabiliyoruz. Ama birileri ne, onu anlayamıyoruz. Bakın gene fare. Çok fare var burada. Yine bakın. Ne oluyor ya? Sürekli... Çok ilginç ya. Acaba yukarıdan mı geliyor diye düşünüyorum ama Los Santos'un içinde falan gezdiğiniz zaman genelde ateş açan biz oluyoruz. Bizden başka ya bizimle çatışmaya girenlerden başka silah kullanan birileri olmuyor. Bir de bu sesler bayağı yoğun çatışmanın sesleri. Bakın buralardan da bayağı bir şeyler geçmiş. O çalışan mı? O da çalışan sanırım.
Giren için korktum. Bakın, bayağı bir fare var her yerde. Burası neresi? Burası nereye çıkıyor? Şu anda bayağı yukarı çıkıyoruz. Fareler de hep kaçıyor. Hep şu taraftan kaçıyorlar. Sanki orada bir şeyler varmış gibi. Fareler de çok ses çıkarıyor. Ayak sesi falan da çıkarıyor fareler bayağı. İnsanlar onu da şey zannetmiş olabilir. İşte bir canavarın ayak sesleri falan, bir yaratığın ayak sesleri falan diye zannetmiş olabilir. En azından uzaktan bakıldığında bazı fareler silüetler gibi görünüyor. Hani çok uzaktaki insan figürleri gibi falan görünüyor. Yine daha önce bahsettiğim gibi bir yer. Burası aslında bayağı ürkütücü bir mekan. Karanlık. Işıklar o kadar fazla aydınlatmıyor. Neden burayı kapatıyorlar anlamadım. Yukarıda boşluk mu var? Aynen, yukarıdan boşluk var. Bakın, farelerin kaç tane olduğuna bakın. O fare mi? Fare. 4 tane fare kaçıyordu direkt. Ha, bizden de kaçıyor olabilirler belki ama bak, bu taraftakiler kaçmıyor. Yani arkamdan gelmeye devam ediyorlar. Arkamdan gelip kaçmaya devam ediyorlar. Dışarı doğru. En sonunda çıkışa geldik. Grafitilerin de incelenmesi lazım. Rockstar grafitilerin içine gizli mesajlar şey yapmaya bayılıyor. Koymaya bayılıyor. Bak, kadın oturmuş buraya. Birasını içiyor. Artık içmiyor. Neyse. Peki gerçek mi değil mi? Tünellerdeki Redman, tünellerdeki yaratık sesleri, tünellerdeki canavar sesleri. Bu sesler birçok şey tarafından kaynaklanıyor olabilir ama yine de bence buna gerçek değil demek şu an için çok erken. O yüzden net bir sonuca varamıyoruz ama olabilir diyebilirim şu anda. Olabilir. Başka bir araştırma daha yapmamız gerekecek gelecekte. Eğer benim araştırmamı istediğiniz başka konular varsa bunu lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Geçen haftalardaki GTA 5 anketi yaptım. GTA 5 gizemi videosunda. O ankette benden en fazla Chilliard Dağı gizemini araştırmamı istemişsiniz. Ki ben onu şu anda araştırıyorum zaten. Şu andaki bir video onun bir parçası değil, bu ayrı bir seri olacak. Her salı günü gelecek olan gerçek mi değil mi gerçek mi değil mi serisi. Araştırmamı istediğiniz konular varsa, araştırmamı istediğiniz yaratıklar, varlıklar varsa, karakterler varsa, GTA 5'te olabilir, San Andreas'ta olabilir, Vice City'de olabilir, başka oyunlarda olabilir. Bunu lütfen yorumlarda yazın, belirtin. Ben de gelecek haftaki gerçek mi değil mi bölümünde onu araştırayım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.